görgüsüz kadın görmedi. Hiç iki kişilik misafire 72 parça yemek takımı çıkarılır mı? Aa, öyle deme karıcığım ya. Koskoca bir devletin koskoca bir komiseri yemeğe gidiyor yani. Benim için şimdi 72 parça alkolü takımı çıkarsalar bile azdır yani. Senden ne alakası var? Geçen sefer de salona 3 tane televizyon koyup hepsini açmıştı da kapan kazan gibi olmuş. Sabaha kadar burada kalacak halimiz yok. Hadi aç kapıyı da girelim içeriye. Aa, evin anahtarı sende değil mi ya? Tıkındığın dolmalar dokundu herhalde. Ben anahtarı almadım ki. Hayda, belli de yok anahtar. Ne yapacağız şimdi? Nasıl kaybettiysen öyle bulup kapıyı açacaksın. Hırsızları nasıl kaybetmiyorsunuz anlamıyorum. Ya saat 1 içeri geçiyor be. Bu saatte açık çilingir nereye bulacağız? Ben onu bunu bilmem. Omuz at, kır. Ne yaparsan yap, kapıyı aç, sen komiser değil misin? Hay Allah, neyse dur bakalım ya, bizim Faysal'ı arayayım da o belki açık bir çilingir falan bulur ya. Bozacının şahidi Şıracı. Alo Faysal, bu saatte çilingir nereden bulacak? Hadi buldu diyelim, o buraya gelirken çilingiri kaybeder. Neyse canım, bir deneyeyim ben ya. Sen bilirsin. Ya o yeni ne? Yak şu odama bir gün, önümü görmüyorum. Yaktım, yaktım. Anahtarı kaybedecek zamanı da tam bulduk ha. Hey, dur bakayım, sen kimsin? He? Dur bakayım. Ne arıyorsun bu saatte? Gülse! Komiserim, sol böbreğim. Lafı değiştirip durma. Ne arıyorsun bu saatte bizim bahçede sen he? Abi, komiserim, yere bakalım, yürek yakalım. Ben sokaktaysam sen de yatak odasında değilsin herhalde, değil mi? Böyle şapkayla, pardesüyle gece yaz sokaklarda ne işin var? Hem sen böyle bu saatlerde sokaklarda sürtersin, yarın hırsızlar nasıl kovalayacaksın? Laf kafalarına getirip de beni şaşırdın, ben çalışma bakayım. Nereyi sordun sen gene bakayım, Hırsızlar Federasyonu Başkanı? Vallahi günahıma giresin, ben alışverişten gelirim, şoparlarıma bir şeyler aldım giderim. Ne alışverişi bu saatte şoparlar için? Ağlı mı alıyorsun be sen? Bana bak, suçüstü yakalandı, hiç kıvırmaya çalışma, anladın mı? Ben şimdi seni bizim Faysal'a teslim edeyim, o senin hakkından gelir, görürsün gününü sen. Vallahi bu yaptığın insan haklarına hiç sığmaz komiserim Şevket Kazan'ım. O senin dediğin normal insanların hakkıdır. Senin gibi hırsızların hakkı kodestir, birazer faresi. Yahu anlamıyorum yani, bu evleri bu kadar kolay nasıl soyuyorsunuz, bir türlü aklım almıyor ha. Sen git de bana sor. Ama tabii haklısın yani, bizim vatandaşların da kabahati var bu konuda yani. Kabahati var. Çünkü evin kapısını penceresini açık bırakarak sizin gibi hırsız sahifesine davetiye çıkarıyorlar yani. Ha, dur bakayım. Fare dedim de aklıma geldi. Ya bu fare bizim evin kapısını şimdi açar ya. Bak Gülazer. Yani şimdi emniyet teşkilatının mensuplarını böyle akşam akşam hiç rahatsız etmeyelim diyorum. Etmeyelim. Etmeyelim tabii, herkesin işi gücü var yani. Biri seninle uğraşmasınlar. Uğraşmasınlar tabii. Öyle değil mi? Öyle tabii. Aferin şöyle asfalt yola gel komiserim, yola gelirim. Bak Gülazer, seninle başka bir işimiz olacak. Şimdi benimle beraber gelip bizim evin kapısını aç yeter. Anladım. Sen beni eve atmak istersin komiserim azgınım. He? Ama bak, ben şimdiden söyleyeyim komiserim aslan parçam. Avucunu yalarsın he. Belki vücuduma sahip olabilirsin ama ruhuma asla. Neler saçmalıyorsun be kadın be? Yahu anahtarı evde unuttuk, karımla beraber kapıda kaldık. Senden rica ederim şimdi gelip bizim evin kapısını kendi bildiğin usullerle aç. Sadece isteyeyim. Açamam. Ben yeminliyim, vallahi bugüne kadar ne kimsenin evine girdim ne de bundan sonra girerim. Başlatma şimdi yeminini ha. Bu saatte çilingir bilingir de bulamam. Gel aç şu kapıyı işte ya. Abi sen beni hırsız belirledin galiba. Aç ama bir kapı mapı. Ulan mapıyı bırak da gel bizim kapıyı aç işte. Bak Gülazer, sana söz veriyorum, bu seferki soygununu affettim. Bak, seni yakalayan polis karşısında beni bulur. Vallahi yeminimi bozup gelirim ama... Çilingire vereceğim paranın iki katını isterim komiserim, denize düşenim, yılana sarılanım. Yahu tamam veririz bir şeyler işte ya, gel aç şu lanet kapıyı be. Gece tarifesi ama. Yahu tamam dedik işte ya, bunları bırak burada, bırak dursun. Bırakamam be, her taraf hırsız dolu deli mi? Hay Allah ya. Sen bunu bana yükle ama şuna yardım et şu tamam, torbaya tamam, tamam mı? Yoksa olmaz he. Şunu aldım. Aldın mı tamam Haydi, mı? Haydi aldım, sen ötekini al bakayım. Yürü bakayım yürü. Hay Allah kahretsin be. Amirlerim benim bu hırsızla işbirliği yaptığımı duysalar beni Beyrut'a sürerler vallahi. Yürü hadi.
Ay öldüm. Ay vallahi öldüm. Daha birazım bile çıkamam ben de burada. Tamam tamam biraz da zaten 3 merdiven kaldı. Bırak onu buraya, burada bir şey olmaz. Dur. Olmaz dursun burada. Ben de şu çuvalı koyayım. Koy. Bir şey olmaz burada sen merak etme canım. Öldüm be. Öldüm ay. Aaa otomat da kapandı. Hanım atsana şu otomatiği ya. Aaa günah sen değil mi bu? Tamam tamam uzatma işte. Can gecenin bu saatinde ancak bunu bulabilirim. Ne yapalım? Ay açılacak kapı bu mudur komiserim? Kalitelidim. Tamam tamam birader bu kapı açılacak. Kusura bakma gecenin bu saatinde seni de rahatsız ettik ama artık. Yok canım kusura bakmam da yalnız bu benim meslek sırrımdır. Tabii tabii. Da böyle arkanızı dönerseniz ben pıf diye açarım kapıyı emeci komiserim Kaya Çilingir olur. İyi tamam gel hanım gel. Gel gel gel. Bula bula bu kapını buldum böyle. Ya ne yapalım uzatma işte canım. Açsın kapıyı da elimiz mahkum işte. 50 çay, 50 şeker, 50 çay, 50 şeker. Kadının kapıyı açış tarzına bak. Ya herkesin bir çalışma tarzı vardır. Bunlar farklıdır. Sana ne oldu helal mi çalışma tarzına? Kapıyı açsın o. Senin abi ne bakarsınız durdur durursunuz öyle şaşkın ürde kimde karısı başlıyor. Kapıyı girseniz için. Aa, yaş elime sağlık ya. Tabii tabii. Tamam al şunu ilerle. Hadi bakalım. Gidelim. Aa, bu ne? Ne bu Atatürk'ten 3 tane daha vereceksin sen? Ne 4 bin lira mı istiyorsun? Ulan 4 bin lira ben bu kapının yenisini yaptım. Ne? Aa delirdin mi seni? Bu saatte beni sıcak yuvamdan kalktın getirttin. Taksi parası bile yok içinde bunun be. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun be? Sen şimdi taksiyle mi gideceksin yani? Giderim gitmez seni Allah kadar etmez. Ben vereceksin. Vallahi kaparım. Şu yapma yapma. Ne yapıyorsun? Yapma. Kapama. Hem sonra bak bir şey daha söyleyeyim. Emniyet teşkilatının bir hırsızla işbirliği yaptığını duymalarını istemesin mi? Ya ne Allah senin. Tamam tamam dur. Al abi gözüne dizine dursun inşallah. Hadi be işçi parası bile almam. Sıcak yuvamdan koparttın beni getirdin. Haydi. Abi uzatma uzatma hadi yürü. 50 şeker, 50 çay, 50 şeker. Kırmalı beni, kışır beni. Haydi çayına yatır. Oh bana! Oh, hanım terliklerimi nerede verim ya? Bir şey açarsan görürsün. Yok. Biz yabancı eve girdik galiba. He, yok canım bizim ev ya, ne yabancı ev? Duvar saatin nerede? Ya bırak şimdi duvar saatini de yatalım bir an evvel hadi. Aa. Kendimi bir hafta nezarette kalmış gibi hissediyorum. Büfem de bomboş. Evet. Avize yok. Ay, abajurları. Çin vazosu. Halılar. Halılar da uçmuş. Gülazer. Ama benim aklımın almadığı bir şey var hanım ya. Gülazer evin içine girmedi ki. Kapının ağzında durdu. Evin içine girmeden bütün evi nasıl soyar? He? Tabii ya, tabii ya. Çuval. Ulan namussuz, nöbetçi hırsız Gülazer. Tabii, bizim evi soyduktan sonra giderken benimle karşılaştı. Ulan Gülazer, ulan Gülazer! Seni bir elime geçirirsem yaktım çorabı senin! Ayda! Bana bir de oynuyor! Dur! Dur diyorum sana adi hırsız! Tanrı'nın namına dur! Abi çamura yatmış manda gibi! Ne çırpınır buyurursun orada komiserim megafonum! Bizim evi soydun öyle değil mi adi hırsız? Adi Gülazer! Abi bu konuda bilgi veremeyeceğim! Bu meslek sorudur icabında komiserim dalga metrem! İmdat! Polis! Hırsız var! Çabuk yakalayın imdat! Ama sen de ne kadar yalancı keçisin be! Hani bu soygunu unutmuştun? Hani sen bir şey yapmayacaktın artık? Ya adi Gülazer hiç olmasa babamdan kalan duvar saatini ver bari ya. Dert ettiğin şeye bak be. Yaparız bir şeyler. Sana da herkese verdiğim fiyattan verecek değilim herhalde. Abi düzgün yürüyün be şu parlak. Ne yayılırsınız Zülküf dayımın keçinleri gibi? Kaynaşmadan iyicene bir dinleyin bakayım beni. Öyle ileri geri soru sormak yok. Tamam mı? Bir burnu karıştırıp ap yapmak yok. Kola sümük silmek yok. Tamam mı? İyicene gösterin böyle asaletinizi, görgünüzü, bilginizi onlara. Ne ulan bu suratın he? Bu suratın ailesi. 10 tane köpek yalasa doyar Allah canımı alsın. Dur bakayım. Ömkır. Ömkır.
Bak başınıza talih kuşu konar, bilmezsiniz. Bakalım hanginizi beğenecek Şuayb Bey'le Zaruret Hanım. Hadi İzaya gelin bakayım. İzaya. Herkes yerine bakayım. Yerine küçüklerine. Tamamdır. Hadi uygun adım. Aş! Merhaba Şuayb Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Canan Hanım ben. Bela buyurmaz mısınız? Ben altarım. Şuayb Bey, ben depoya yeni konservelerimi saysam? Evet. Hatta elin demişken konservenin içindeki bezelyeleri de tek tek say bakayım, hadi yallah. Nasılsın Şuşu? Şuşu. Bana annem de böyle derdi. Hatta bazen şup şupum da derdi. Ay ne tatlı. Ama bana annenden değil diğer kadınlardan bahset Şuşu. Evet. Bugün sarışınlardan bahsedeyim, yarın kumrallardan bahsederim. Sen delirdin mi? Ben senin için ölüyorum, gözüm senden başkasını görmüyor ki. O zaman bunu kanıtla. Hadi gel gidelim. Hadi gidelim. Bunu Pelin'e de anlat. Ha? İşim var, yani birini bekliyorum. Öyle mi? Kimi bekliyorsun? Şeyi bekliyorum canım. İşte geldi. Onu bekliyordum. Fareli köyün kavalcısı. Onu bekliyorum. Görüyorsun ki şu anda hiç uygun bir zaman değil hayatım. Gidiyorum ama gene geleceğim Şuşu. Bekle. Bu arada karına şu boşanma davasını alsan çok iyi olacak. Tabii. En kısa zamanda. Güle. Güle güle. Hadi lan, geçsene lan! Abi ayıp ulan, kendine gel! Utanmasan bir de bıyık vuracağım! Sırf baktık be ya, dokunmadık bile! Bir de dokunaydın, daha gel şimdi, ben şimdi! Susun ulan! Bu kodada 2714 tane bezeyle var Şahip abi! Saydın mı lan? Ben de seni uyanıklığından aşağı indi sanmıştım. Meğerse salaklığından aşağı inmişsin. Bu çocuklar ne Şahip abi? Çekil lan! Çekil lan yanımda! Bağla ulan bunu çocukları! Madem bakamayacaksın, ne bunlar doğuruyorsun bu kadar çocuğu? Şuayb Bey'im kelayla kuşum, ben daha evlenmedim bile! Üstelik çocukların gayrimeşru ha! Bir de utanmadan söylüyorsun! Abi, ahlak zabıtam, yargısız infaz hakimim! Anlamadan dinlemeden ne hüküm verirsin hemencik? Bunların hiçbirisi benim değildir be ya! Anladım! Sizin obadakiler sana kazık attı, sen de onlardan intikam almak için bütün çocukları peşine kattın, meçhule doğru gidiyorsun. Abi sana iyilik de yaramaz. Kendin demiştin kimsesiz bir sabi bulup getirdi evlat edinelim diye. Bunların hepsi öksüzdür ama hepsi birbirinden akıllıdır, terbiyelidir, tertemizlerdir bunlar. O yüzden getirdim bu şoparları sana. Ha sen onun için getirdin bunları. Şunu bileydin. Nihayet anladın. Bir dakika. Ben o gün öylesine konuşuyordum. Hem ayrıca bunlar benim kafamdaki evlat edinilecek çocuk imajına uymuyorlar. Abi neymiş be ya? Nesi varmış bunların? Hiçbirinde piri yoktur, bit yoktur. Hiçbiri altın ıslatmaz geceleri. Üstelik bak nasıl bakarlar melil melil böyle. Melil melil derim. Ne sırıtırsınız şebekleri gibi. Size baba diyebilir miyim amca? Ha? Ne oluyor bana ya? Sanki yuvarlandım ve siyah beyaz bir Yeşilçam filminin içine buldum kendimi. Hayır, ben baba olma sorumluluğuna henüz hazır değilim. Ve sen hemen al götür bunları. Hepsi bu mu? Bizi öylecine savacaksın mı başından? Yok. Sen haklısın. Toplanın çocuklar bakın, gelin şöyle hepiniz. Alan çekilsin çocuklar. Cesur adımlarla hayata atınız.
Ve günün birinde başbakan olduğunuzda size sakız veren bu amcayı sakın unutmayın. Hadi bakalım çocuklar, Şahip abiyi anlatmadan çıkın dışarı. Hadi bakalım güle güle. İyi düşünesin bak. Sonra olmayasın pişman. Ben de söylemesi. Hadi çıkınlar, hadi içeri, hadi. Şükile sen ne kadar tuhaf bir kadın ya. Vaz mı geçti anneanneni evlendirmekten? Vazgeçer mi hiç? Yarın akşam bize geliyorlar. Niye? Aa, Görücü'ye. Aa, tabii. İnanmıyorum Allah. Tentene Hanım Görücü'ye çıkıyor. Hadi hayırlısı. Hadi geçinler. O gofretleri çaldığımı görmediğimi zannediyorsan yanılıyorsun Şeymut Efendi. Ayıp değil mi ulan? He, sen de hiç kullanmak gerektiği anlamdan yok mu? Onların hepsini kendine mi saklayacaksın sen onları? Hadi çabuk dağıt bakayım. Seni de gördüm. Evet. He. Sen de hadi sen de dağıt. Lan çabuk hadi. Çocuk konuşma. Dağıt bakayım. Hani bana? He? Sizin canınız can da benim canım bosta patlı canım. Hadi bakayım git. Çabuk çabuk, hizaya geçirdim. Hadi yürüyün bakayım, yürüyün. Hadi. Hizaya geç. Gelin çocuklar bakın, sesin peyde. Sesin peyde, gelin şuraya toplanın bakayım. Toplanın, toplanın, toplanın. Ağzınızdakileri yutun bakayım iyicene. Yut, 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 yut. Kağıtlarını bana verin bakayım, orada yapmayın. Heh, üstünüzü başınızı temizleyin ulan, ağzınızı temizleyin. Hadi yut dedim sana, niye hala içindesin? Dediğimi de unutmayın he. Tamam mı? Bir, iki, üç diyeceğim, söyleyeceğiniz. Gülünçeye, gülünçeye. Bir, iki, üç. Mürret anne! Ay, ne şeker şey bunlar böyle. Hayrola Gülazer, niye getirdin bu çocukları buraya? Size göstermek için, hani konuşmuştuk ya, evlat edinme meselesi. Yok ayol, ben öyle bir şey söylemedim. Hani belki aklınızdan geçmiştir dedim, öylesine getirdim. Yok canım, olmaz öyle şey. Ay, ne şeker şey bunlar böyle. Ya, evet, Şuayip Bey de öyle dedi zaten. Ya Şahit bunları gördü mü? Gördü gördü. Hangisini bağrına basacağını şaşırdı. İnan olsun Allah canım az. Ay demek karar verdi evlat almaya. Verdi verdi de yine son sözü size bıraktı. Siz ne dersiniz o olurmuş. Aynen öyle dedi. Ay bak sen şu işe. Ay ne güzel şeyler bunların hepsi. Senin adın ne bakayım yavrum? Şeymus. Öksüz Şeymus. Ah. Siz anne diyebilir miyim teyze? Ah yavrum! Ay çocuklar, vişne suyuyla kurabiye ister miydiniz? Evet! Benim için yavaş yavaş gel yavrum, yavaş, gel! Yaramazlık yapmayın, hadi gözünüzü pişmeyin, kurabiye neydi? Sinekler suratında kayak yapacak inan ki. Abi sen de mi geleceksin berbere? Abi ne işin var benim berberde eriflerin içinde bir. Ben yandaki kuaföre giderim. Şöyle sıldırım parmaklarıma nar çiçeği gibi bir oje. Belki de biraz fondöten. Gecenin mana emniyetine uyumak gerekir değil mi? Aa Gülazer. Aa. Ne yapıyorsun sen burada? Zahmet Hanım. Hiç. Babamı parlatmaya gideriz. Görücüye çıkartacağız da. Ya öyle mi? Hayırlı olsun. Olacak hayırlısı inan. Ben de seni arayacaktım. Biz Şuayip'le konuştuk, o çocuğu evlat edinmeye karar verdik. Aa, çok sevindim. Hangisini? Şeymuz'u canım. Ah inan çok sevindim. İsabetli bir karardı. Bu Şeymuz bizim Şeymuz mudur yoksa? Yok be, ne bizim Şeymuz'u, bu başka bir Şeymuz'u. Her lafa karışmayasın güzel babam. Bak inan çok sevindim, harika. Şeymuz TSE garantilidir. IQ'su 150'dir.
Şeytana kombislerini ters giydirirler ki. En kısa zamanda yakınlarıyla görüşmem lazım. Bazı formaliteleri halletmek için. Hiç merak etmesin Zerret ablam cennetli. Sen bir öksüzü sokaktan çıkarıp kurtardın. Ah kazanırsın tonlan sevap. Unutma, senden haber bekliyorum. Olur olur. Hadi bay bay. Hadi güle 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 güle. Aman gacının kürkü var ama benim de avan var andolsun. Avan batsın. Abi niye dersin turnuma öksüz? Yoksa sadece evlatlık torunumu mu verirsin? Ablan katır gibi sağlamdır maşallah. Tabii katır gibi sağlamdır da niye bakamaz yarım gözüne şopara? Zaten kendi vermek ister. Olsun, sen yine de deme turnuma öksüz. Aldatma insancıkları be kız hanım. Muhterem pederim doğrucu davutum. Her şeyine muhalefet edersin be. Fena mı? Toruncuğunun istikbali kurtulacak. Hadi kes bu tıraşlar da gidelim. Şey tıraşı, damat tıraşı olmaya. Daha bayramlıklarımızı giyeceğiz. Abi sokak ortasında zırlatma beni be al. Bak, Şemuz'un hayatı garantiye alındı. Senin de başını bağlarsak artık nevelallah karada ölüm yoktur bize inan ki. Aa, sınıf atlayacağız sınıf. Bak unutmadan söyleyeyim Tenteni Hanım'ın yanında sakın zıvıtmayasın he. Bir çuval inciri berbat edersin. Sen en iyisi hiç ağzını açma. Ben hükümet sözcülüğünü yaparım. Komiserim Fatih Altaylı mı? Ne bu şiddet gücüler? Bırak kalabalığı, ne yapıyorsun o kapıyı sen? Siz genellikle buğulamasını yaparsınız ama bizde genellikle kapılar açılmak için yapılmıştır hani. Bak şimdi açayım da gör. Hangisiydi bu anahtarlardan be? Şöyle bu muydu? Hemen bulacağım ben canım. Nike'da açtım bile. Şuna bak ya. Bir polisin gibi komiserin gözü önünde başkasının el alemi kapısını açıyor. Bana bak, seni hırsızlıktan bir tıkarım içeri. Balağın Engin Cemal'dan tam 10 sene fazla yatarsın, anladın mı? Abi be, ne el alemidir be? Sen yanlış anladın tabi. Şimdi bu kapıyı açtım, sen sanırsın ki ben el alemin kapısını açarım be. Evet. Sen bunu da şimdi erkete sandın he? Elbette ya. Lan cezacını verirsin. Bu Şevki'dir be. Benim evimin direğidir Şevki. Tanıştırayım. Bakayım komiserimin patilerini. Hadi bırak hadi. Ne yapayım ben senin Şevki'ni mevkini direğini be. Hadi çekin gidin buraya bakayım hadi. Niye gidecekmişim be? Bu efendim kendi evim be. Kayasını verdim sandın aldım. Para verip aldım bedavamı sandın. Para verip aldım. Diri dine bandım. Bedavamı sandın. Para verip aldım. Yine sen şimdi bu evi satın mı aldın yani? Satın aldık tabii komiserim. Külüne muhtacım. Allah Allah. Yahu daha Yüksel'le dün karşılaştık. Böyle bir şey söylemedi. Yüksel Hanım'ın ağzı pek sıkıdır. Evi alırken pazarlığı bile gizli gizli yaptık. Ne Yüksel Hanım'ı be? Yüksel erkek. Ben hanım mı dedim? Ay Allah! Sen de beni burada sıkıştırdın, ne dediğimi şaşırdın be! Bak şunu şurasında konuşuyoruz canım, ayıptır. Bak bundan sonra senden iyi geçineceğiz he! Hadi biz evimize gidelim. Bak ne derim biliyor musun komiserim? Akşama hanımını al bize yemeğe gel. Şöyle bir kafaları çekelim iyice. İnşallah hadi! İnşallah yok. Vallahi billahi beklerim be! Yahu günahsız! Hadi Şevkiciğim! Biz güzel sıcak yuvamıza girelim. Unutmayasın komiserim. Beklerim seni ha. Evim güzel evim. Akşama komiserciğimi beklerim. Evim. Ne bileyim karıcığım yani aldık diyorlar işte. Vallahi bir bit yeni arıyorum bulamıyorum.
Neyse, neyse. Başa gelen çekilir de bu yemek daveti nereden çıktı? Nereden çıktı ne bileyim ben işte. Yahu yengeyi de al bize yemeğe gel dedi. Canım nasıl kabul edersin? İkide bir de karakola düşen abi bir suçlu. Komşu olduğu yetmiyormuş gibi bir de yemek daveti çıktı. Ya öyle deme karıcığım. Suçluyu topluma kazandırmak lazım. Ben şimdi bu gülazlere böyle horlayıcı, aşağılayıcı bir şekilde davranamaz mıyım yani? Bal gibi de davranırım. Tabii ama davranmıyorum çünkü bundan sonuçta toplum zararlı çıkar. Onu şey yapmak lazım, bu yani ıslah olmaz, iflah olmaz bir suçlu. Bunu topluma kazandırmak lazım, değil mi? Vallahi bir türlü anlayamıyorum. Bunca senelik komşularımız bize bir veda etmeden nasıl gittiler? Vallahi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunların maddi durumları bozuldu, anladın mı? Son çare olarak evi satmaya karar verdiler ve bize de Allah'a ısmarladık demekten de imtina ettiler. Neyse, bir mazeret uydur, gitmeyelim. Olur mu hiç karışım ya? Ayıp ama yani bizi bir diline dolarsa şeyi Gülazer yani çok fena olur. Ha. Neresi ayıp oluyormuş? Mecbur muyum ben tanımadığım bir kişinin yemek davetine gitmeye? Ha. Allah Allah. Ya tamam peki git biz. Olur biter. Zorla gelip bizi evden alıp götürecek halleri yok ya yani sende be. Ah boşuna dememişler. Ev alma komşu al diye. Dün de düşündüm taşındım. Sırında komiserin püskülü belamın yan dairesini buldum. Al komiserim bulun. Al bir tane daha istesin. Al al. Al bir tane al. Babacığım sana da vereyim bir tane. Afiyet olsun baba. Afiyet olsun dedim. Affedersiniz ama komiserin püskülü belam demekle ne demek istediniz? Ya hanımcığım, Gülazer böyle her lafın arkasına bir tane şey, nakarat uydurur. Zamanla sen de alışacaksın, değil mi işte? Artık alışır mıyım, alışmaz mıyım orası belli olmaz. Haydi afiyet cihazınıza, şerif cihazınıza. sen de böyle her şeye niye takarsın be yengemim, çetin cevizim. Siz hiç de bu evi satın almış gibi gözükmüyorsunuz da ona taktım. Amma yaptın hanımcığım. Yahu nereden çıkarıyorsun? Satın almışlar işte. Baksana bütün eşyalar aynı. Nebatlar tası tarağı toplamadan gitmediler ya. Abi burada şaşacak ne var? Nebat bana bu evi tasıyla tarağı nasıl sattın? Germiyan otumuz kalmamış. Şevki sen hemen git. Bir germiyan otu kap da gel. Germiyan otu mu? O da ne güzel ya? Bilmez misin? Yok. Şöyle pilavın üstüne serpersin. O pilav bir pilav olur. Vallahi parmaklarını böyle yalayıp yutarsın inan olsun. İyi de yemekte pilav yok ki. Tabii pilav yok. Pilav yoksa salataya koyarız. Salataya da bir yakışır sorma gitsin. Hadi Şevki sen kap gel. Vallahi babam olmadan sofraya asla bir asla oturmaz. Değil mi baba? Dağından başka bir şey bilmedi. yok bey hiç zahmet etmesin. Biz Oğut'un adını ilk defa duyuyoruz zaten. O zaman babam yer sadece canım. Sağlık olsun. Hadi sen kap hatta babamı da götür. Kendi ne istiyorsa onu seçsin bir yasın. Gel baba gel. Hadi git baba. Sonra başıma şallamıyorsun he. Sorması ayıp olmasın ama bu ot nerede yetişiyor? Abi niye ayıp olsun be Gülistan'ım Bulgaristan'ım. Bak şimdi de bana Bulgaristan'ım dedi. Abi ben hani Bulgaristan'da komşumuz olur ya. Hani biz de komşuyuz. Hani bakalım espri yaptım ya. Ay anlamadı senin karı. Ay kadın ya. Yani. Gülazer ya bu ev de size yetecek yani. Büyük iyi ev ha. Yani. Aslına bakarsan yetmez be. Daha sopalar gelecek. Yengemler gelecek. Onun çocukları gelecek. Dayımlar gelecek. Amcamlar gelecek. Artık yavaş yavaş yerleşeceğiz. Ay bunların hepsi aynı zamanda mı gelecek? Evet bana gelecektir. Sen niye tasan alırsın he? Dur bakayım. Bu Nebat'ın ırkası. Yok bunlar taşınmamışlar. Irka mı? Evet işte Nebat'ın ırkası. Abi bu benim kaç yıllık ırkamdır be? Yok efendim ben bunu tanıyorum. Bu Nebat'ın ırkası. Abi bu ırkadan dünyada yeryüzünde bir tanecik mi vardır be? Aman ne bileyim ben. Benim ırkam derim. Hatta bana bunu benim Şevki 8. çocuğuma amileyken hediye olaraktan almıştı. Bunun anısı pek çoktur. Ya Gülazer ben seninkiler de gelemediler bir türlü.
Yabancısı ya Muhittin. Tabii bakkal, bakkal dükkanını bulamamışlardır belki. Öyle değil mi? Abi komiserim Kolombo. Bu Germiyan otunun bakkalda ne işi vardır? Nerede olur peki? Bu mezarlık diplerinde biter. Ay, şimdi Karacaahmet'e gitti de şöyle bir kitap alıp gelecektir. Ay. Hadi niye eğlenmeyiz biz burada bekleyelim şimdi kağıdımıza. Haydi komiserim. Haydi. Hani ellerine sağlık birader. Bunu saymam, yine beklerim. Sen daha çok beklersin. Hadi bey, yavaşık yavaşık gülmesene. Hep senin başın altına çıkıyordur bunlar zaten. İyi geceler. İyi geceler Gülazer Hanım. Afiyet şeker olsun. Lop lop et olsun. Pıt pıt yağ olsun. Yarasın. Dağınıklığı böyle? Ya dağınık bırakırsan tabii ki dağınık olur yani, ne var? Aa, nedir bu çekmecelerin hali? Yahu yani sen bu titizliğinden bıktım usandım ha. Ya bu tek çekmece dediğin dağınık olur ya. Merkez Bankası'nın kasası mı bu be? Ne titizliği ayol? İnci kolyen? Bu elmas kolyen? Annemden kalan antika altın saatin de yok. Ne olmuş peki? Evet, yok, soyulmuşuz. Çalınmış işte. Yahu heyecan yapma karıcığım, ne çalınması ya? Evet, çalınmış diyorum. Ben sana söyledim, o yemeğe gitmeyelim. Muhakkak o kadın yapmıştır. Bana bak yani, günahını alma bak. Günahını alma, biliyorsun Gülazer bütün gece boyunca yanımızdaydı karıcığım. Evet. Yani bizi hipnotist metri gelip oralara çalmış olamaz yani. Evet haklısın da içimden bir ses o kadının yaptığını söylüyor. Sen o içindeki sese inanma. O kov o şeytanı içinden. Yalan söylüyorum. Ama kocası, babası... Evet. Yani, evet, kocasıyla babası yaptı. Allah bilir ya, öyle bir ot da yoktur. Ulan Gülazer, ulan Gülazer! Ben seni o germeyen otuna benzetmez miyim ha? Gülazer! Bana bak, aç şu an kapıyı! Aç, orada olduğunu biliyorum. Kanlı namına! Bana kırarım bakalım, açıyorum. Aç kapıyı. Aa, Yüksel! Yüksel Bey! Ne o ziyan? Cin görmüş gibi haliniz var. Ya Yüksel, senin ne işin var burada kardeşim ben? Otelde mi kalayım? Yahu sen bu evi Gülazer'e satmadın mı Yüksel? Ziya, sarhoş musun nesin? Ne dedin anlaşılmıyor, zaten canım sıkkın. Niye ki? Evi soymuşlar. Bütün gün yemişler, içmişler, bir de evi soyup gitmişler. Ya abi ki, biz bütün gece sizdeydik ya. Biz de mi? Evet. Yok yani, biraz nerelerdeydi. Ne demek istiyorsunuz ya? Valla bu biraz karışık bir iş Yüksel. Yani seni en iyisi karakoldan bir polis çağır, zabıt tutsun hemen, tamam mı? Evet. Polis mi? Bir dakika komiser, bir dakika. Şimdi şu meseleyi bir baştan anlatın bakayım. Şimdi Farsal evladım, evet. Biz önce karşı dairedeydik, sonra buraya. Şimdi biz oradayken burası, buradayken de orası soyuldu. Yani siz şimdi akşam saatlerinde karşı dairedeydiniz. Evet. Yemekteydiniz. Gülazer bizi yemeğe davet etmişti. Evet. Gülazer sizi yemeğe davet etti, değil mi komiserim? Ne yapıyorsun? Faysal, oğlum ne yapıyorsun sen? Kendine gel, bana bak! Komiserim kusura bakmayın ama bütün deliller aleyhinize. Yani sizi hırsızlara yataklık etmekten dolayı kanun namına tutukluyor. Bana bak Faysal, sen ayağını denk al bir kere. Sen beni bir kere kanun namına değil, tambur namına bile tutuklayamazsın, anladın mı? Kusura bakmayın komiserim, ben görevimi yapıyorum.
Ulan Gülazer! Ulan Gülazer! Seni bir yakalarsam öldüreceğim lan seni! İnce ince, Yasemince, her mevcut.